yağmurlu bir gecede, Aydın'ın Nazilli kazasına yakın Kuyucak köyünü eşkıyalar bastılar ve bir karı kocayı öldürdüler. Kaza kaymakamı Selahattin Bey, müdde-i umumi ile doktoru yanına alarak ertesi günü tahkikata bizzat gitti. Jandarma kumandanı izinli olduğu için yanlarında bir başçavuş ve 3 jandarma neferi vardı. Siyah kuzu derisi kalpaklarından ve doktorun fesinden renkli yağmur suları süzülüyor, şakaklarında garip şekiller çizdikten sonra çenelerinin altında birleşerek göğüslerine damlıyordu. Türkiye'de uzunca bir zamandır en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden bir tanesinin biz kavramı olduğunu düşünüyorum. Türkiye sınırları içerisinde yaşayan insanların herhangi bir ayrım ya da ötekileştirme gözetmeden herkesin birbirine biz diyebildiği temel sırtını dayayabileceği bir sözleşmeye ihtiyacımız var. Tüm dünyada olduğu gibi bizde de bunu aslında çeşitli insanlar ya da temel semboller sağlıyor. Yani işte bir futbol takımından bahsettiğimizde ya da bir televizyon film yıldızından bahsettiğimizde ya da bir hikayeden, bir öyküden bahsettiğimizde hepimizde ortak duyguya neden olduğunda o biz kavramına zihinsel olarak gönderme yapıyoruz. Biz kavramı şu işe yarıyor bizde. O ileride çatışabileceğimiz herhangi bir fikir üzerinden, herhangi bir düşünsel yapı üzerinden çatışabileceğimiz, tartışabileceğimiz konuyu sağlıklı bir ortamda tartışabilmemizi sağlıyor. Çünkü biz biliyoruz ki o film yıldızını karşılıklı ikimiz de seviyoruz. Biz biliyoruz ki o romanı, o öyküyü, o filmi ikimiz de seviyoruz. Sonra bunun ötesinde tartıştığımız başka bir konuyu sağlıklı bir şekilde konuşabildiğimiz ikinci, üçüncü adımlar atılmış oluyor. Gerçekten uzunca bir zamandır Türkiye bu bizlerini kaybettiği için, o genel Türkiye'ye yaygın bilinirlik oluşturan, ortak duygu veren temel öykülerini kaybettiği için tartışmaları da köşeli hale geliyor, tartışmaların da şiddeti artıyor. Gerçekten çok daha keskin ve rahatsız edici biçime dönüyor. Yani herkes kısa sürelerin içerisinde birbirinin çok ötekisi olmaya başlıyor. Bugün bence Türkiye'de hemen hepimizin kitap üzerinden, biz diyebileceği kitaplardan bir tanesinin yazarının bir başka kitabını konuşuyor olacağız. Türkiye'de en çok satan kitaplardan bir tanesi Kürk Mantolu Madonna, bilirsiniz. Hemen herkesin bir kahve yanında kitabını koyup fotoğrafını çekmişliği vardır. Kürk Mantolu Madonna tuhaf bir şekilde, hani 1940'lı yıllarda yazılmış bir aşk hikayesi olmasına rağmen, dönemsel yabancılaşmayı, insani duyguları çok Türkiye'ye has dokularla yakalamış olmasından kaynaklı sanıyorum. Türkiye'de çok ciddi sayıda insanın ortak duygularla birleştiği kitaplardan bir tanesi. Kuyucaklı Yusuf, Sabahattin Ali'nin aslında Kürk Mantolu Madonna'dan önce yazdığı kitap ve ben bugün birazcık Kuyucaklı Yusuf'tan bahsetmek istiyorum size. Ben Kürk Mantolu Madonna'dan öncesinde Kuyucaklı Yusuf'u okumuştum. 1937 yılında yazmış Sabahattin Ali bu kitabını. Bence en az Kürk Mantolu Madonna kadar Kuyucaklı Yusuf da bizi bize anlatmayla alakalı, daha doğrusu Türkiye ile ilgili konuştuğumuz bir sürü, bildiğimiz bir sürü hikayenin zeminini bulmayla alakalı bize acayip bir fırsat veriyor. Acayip bir yol haritası oluşturuyormuş gibi görünüyor. Bir kere en temelde ayırt ettiğim şeylerden bir tanesi, kitabı 1937 yılında yazmış. Kitap 1903 Türkiye'sini, 1903 dünyasını anlatıyor ve hala üzerinde rahatlıkla konuşabileceğimiz yabancılaşmayı, toplumsal olarak kendi içimizde, kendi kimliğimizin içerisinde erime duygusunu, ahlaki değer kayıplarını hangi dönemde nasıl deformasyonlarla yaşadığımızı adım adım gerçekten böyle yüksek bir çözünürlükte görebileceğimiz şekilde anlatıyor. Tuhaf bir becerisi var. Tabii kitap bizim 1980'li yıllar arabesk döneminin öncesinde kaldığı için, 1990'lar modernizmin, hele şimdi yaşadığımız postmodernist dönemin öncesinde kaldığı için yazarken, bildiğimiz birçok bilginin en temel, en basic halini görüyoruz orada. Aslında anlattığı öykü, hani öyküyü ben size burada anlatıyor olsam ki spoiler vermemek için anlatmayacağım. Ama hani öyküyü dinliyorsanız, bu çok arabesk bir öykü diyeceksiniz. Halbuki kitabı okuduğunuzda hiç konunun arabesk olmadığını fark ediyorsunuz. Yani o muhalif bir görüşün zihinsel aydınlığının da en berrak halini görüyorsunuz 1930'larda. İnsanın kendi toplum içerisindeki yabancılaşmasını görüyorsunuz. Birazcık da anneannelerimizin, babaannelerimizin yokluk, savaş, yoksunluk duygusunu, hani o bize aşıladıkları, söyledikleri hikayeler vardır. Benim yaş kuşağımda daha belirgindir bu öykü.
O öykülerin zeminini buluyorsunuz. Aslında nasıl yaşandığını, nasıl oluştuğunu buluyorsunuz. Sonra insan farkında olmadan Kuyucaklı Yusuf'un içerisinde kendi karakterini de sorguluyor. Kimlik oluşum sürecini de sorguluyor. Ve hani birçok nitelikli romanın içerisinde olan şey Kuyucaklı Yusuf'un içinde de oluyor. Anlık olaylar karşısında dik kalmak mümkün. Ama o yavaş yavaş değişen ve bizi farkında olmadan bir şeye doğru sürükleyen hayat kurgusunun içerisinde dik durmak o kadar da mümkün değilmişin öyküsü. Tuhaf bir şekilde bende bu kitap en başından itibaren kader kelimesine karşılık geliyormuş gibi görünüyor. Ama kader şey gibi bir kader değil. O kaderci, arabik formlardaki bir kader değil. O gerçekten birinin yorumuydu, şu anda tam hatırlamıyorum. Kader. Yani ne yaşarsan bir ölçüyle yaşayacağını sana anlatan, bu ölçüyü değiştiremeyeceğini, hani bu ölçünün değişmez hayatının bir bütünü olduğunu, ama bu değişmezliğin içerisinde üslup olarak yine de senin o nasıl yaşayacağını, senin karakterinin belirleyeceğini fırsatını veren bir kader gibi. O yüzden gerçekten yani romanı kendi iç öyküsünün de oluşturduğu şeyle beraber bir kalp kırıklığı, bir burukluk, böyle kızılcık yediğindeki o kekremsi tat gibi bir tat bırakıyor ağzında ne yazık ki. Ama gerçekten hani belirgin ve duygusal anlamda çok içinden hissedebileceğin şeylerden bir tanesi. Öyle bir öykü, öyle bir hayat yaşıyor ki şu hafif eksistansiyelist bir sorguya geliyor insan. Yani daha iyi ya da daha kötü ne olabilir ki? İşte olduğun an o kadar. O boşluğu yakalamak için bile, o boşluk duygusunu, çünkü biz şimdinin o postmodern dünyasının içerisinde peşi peşine koşturduğumuz anlar, lahzalar, bilgiler ve malumatlar arasında boğuşurken böyle bir şey yakalamak bile bir tür meditasyon gibi. Yani daha iyi ya da daha kötü bir şey olmayacağı, onun dengede ve orada durduğu zaman, o durağan ritmik hali ki arka tarafta aslında öykü kendi içerisinde bir sürü şeyle beraber devam ediyor. Öyle tuhaf bir duyguyu bizim üzerimize yükleyebiliyor. Ve bunu Sabahattin Ali'nin 1937 yılında fark etmiş olması. Yani 1937 yılını hatırlatayım size. Zeppelinler uçuyor havada yani. Hani öyle bir dönemdeyiz. Türkiye'nin içerisinde Atatürk'ün yaşadığı bir dönemdeyiz. Yani daha tek partili hükümetin olduğu bir dönemdeyiz. 1937 yılında o berrak bir zihinle, hafif muhalif de bir bakış açısı var Sabahattin Ali'nin. O muhalif açısının da bakış açısıyla beraber bir küçük kasabanın içerisinde, Nazilli'ydi yanılmıyorsam, Nazilli'deki o insanların arasında o büyük global dünyanın bize taşıdığı yabancılaşmayı, kültürel yozlaşmayı, ahlaki kimlik kayıplarını bu kadar katman katman tatlı tatlı yakalamış olması ve bunu da hafif fantastik sayılabilecek bir öykünün içerisine yerleştirebilmiş olması gerçekten hani böyle damak tadıyla okuyabildiğiniz hikayelerden bir tanesine dönüştürüyor Kuyucaklı Yusuf'u. Sabahattin Ali Kuyucaklı Yusuf'u büyük bir beceriyle yazmış. Bence Türkiye'nin anlamlı edebi eserlerinden bir tanesi. Fakat Ezel Akay bunu Storytel'de bir seslendirmiş. Bu girişteki dinlediğiniz ses Ezel'in sesiydi, Ezel Akay'ın sesiydi. Gerçekten yani Sabahattin Ali'nin anlatı ritmiyle Ezel Akay'ın seslendirme ritmi birbiriyle iç içe geçmiş. Ve bu iç içe geçme hali yepyeni bir sanatsal ürün doğurmuş gibi görünüyor. Yani dinlenmek için, durmak için, bazen ruhen başka bir şeyi yakalamak için durup dururken Kuyucaklı Yusuf'tan bir bölüm açıp Ezel Akay'dan dinlediğim zamanlar oluyor. Seslendirilmiş kitaplar içerisinde bence hani pir seviyesi işlerden bir tanesi gibi görünüyor. Storytel'den dinleyebilirsiniz işin kendisini. Bahar yaklaşıyor. Artık daha fazla dışarı çıkabileceğimiz zamanlar. Doğanın içerisinde doğaya ait şeylere bakıp durduğumuz ama gerçekten durduğumuz, kendi kaderimize bakmak için, kendi kadarımıza ne düştüğünü görmek için durduğumuz zamanlarda dinlemenizi tavsiye ederim.